Kopilim! Bunlar bize niye böyle ters ters bakıyorlar ha? Vallahi bilmiyorum Pikachu'm. Bu bebeler bizden pek hoşlanmadı galiba. Bakın arkadaşlar, bu bebeler bizi bu sene bayağı bir eğlendirirler. Bak, Apache de burada. Bana bak topçu bozuntusu. Sen önce çalış da kadroya gir. Duyduk ne kadarlık topçu olduğunu. Bak, cüce konuştu. Sen kime cüce diyorsun lan? Cadde bebeşi, abine saygılı ol. Almayayım ayağımı. Bir dakika arkadaşlar. Yapmayın ya. Boks eldiveni olmadan kavga olur mu? Olmaz. Elimde süper boks eldivenleri var. Şamil Sam imzalı Mike Tyson etiketi. Elinde süper protez dişler var mı canım? Ha? Oğlum ben bu pazarlamacıyı çok sevdim ha. Bunda potansiyel var. Güldürecek bizi. Aynen. Elemanlar baksanıza Paşa Bey uyandı. Oo! Beyefendi kahvaltısının odasında mı ister acaba? Arkadaşlar gördünüz mü? Uyanmaz diyordunuz. Bu ayı kış uykusundan uyandı. Şş, ayı erken kalktın yat. Biraz daha uyu. Kış daha bitmedi. Abi çok kötü bir rüya gördüm zaten ya. Ne oluyordu? Burnuna halka takıp oynatıyorlar mıydı seni sokak? Böyle kalabalık bir tane sınıfa giriyoruz. Oradakiler bize abilik taslıyorlar. E'si pataklıyoruz tabii. Ne yapacağız? Harbi mi? Gel patakla bakayım. Gel bir göreyim ya. Olur. Ama sadece senin pataklayacağım yoksa hepiniz birden mi? Ben de. Durun arkadaşlar, sakin olun. Rahmeli, sen bir kere karışma bu işe. Narin ellerini. Evet canım, sen karışma. Yoksa birazdan rahmeli değil, rahmetli olacaksın. Öyle mi? Kim yapacakmış beni rahmetli Törpü Hanımcık? Sen mi? Evet, beğenemedin mi? Geç bakalım, sen benim karşıma. Arkadaşlar, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Genelde size güç verir. Öğretmenim. Soyadını da söyledim ki hareketlerinin dengesizliğine bir çare olur diye. Sen niye ayaktasın çocuğum? Öğretmenimiz bizi uygun bir şekilde yerleştirir diye düşündüm efendim. Bir de eski arkadaşları yerlerinden etmek istemedim. Aferin. Bak görün. Görün de örnek alın. Ali sen geç arkaya Arif'in yanına. Sen de boşalan yere oturursun. Peki öğretmenim. Abi öğretmenim ben... Tercihini yap Ali'cim. Ya Arif'in yanında oturursun ya da bütün sene ayakta kalırsın. O zaman ben yeni yerime geçeyim o zaman ben yavaş yavaş. Arkadaşımız da yeni yerine yavaş yavaş geçsinler terbiyeli arkadaşımız. İçinizde beni tanımayanlar olabilir. Benim ismim Afet Güç Verir. Bu ismi çok iyi öğrenmeniz lazım çünkü geçen yıl sonuna doğru bu ismi unutma gafletinde bulunan bazı arkadaşlarınız oldu. Ama bu sene böyle bir şeye izin vermeyeceğimden emin olabilirsiniz. Görüyorum ki bu gününüz biraz zor geçti, ilk gününüz. Tabii hemen başta kaynaşmanızı beklemiyorum ama birbirinize karşı saygılı davranın ve bir şans vermeyi deneyin. Öğretmenim, biz küçüğün küçüklüğünü bildiği yerde büyüdük. Ben de aynı şeyi senin beynin için düşünüyorum. Küçük beyin, küçük beyinliğini bilecek. Sakin olun! Dinle burayı! Bana bakın. Kavga eder, huzur bozarsanız, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize saygısızlık yaparsanız, bu seneyi size zindan ederim, bunu sakın unutmayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı! Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Yeniler otursun. Bakın. Geçen sene idari amirimiz Amil Bey'e yaptığınız ayıbı unutmuş değilim. Size tavsiyem
ne yapıp yapıp kendinize Amil Bey'i affettirmeye çalışın. Benden size söylemesi. Tamam mı? Şimdi kitaplarınızı açabilirsiniz. Şey hocam, hani böyle kitap falan ilk günden... Hoca camide! Hoca camide eğer bir daha söz almadan kalkarsan bugün okulda son günün olur. Bunu unutma. Evet, şimdi sessizce kitaplarımızı açıyoruz. Çocuklar, yeni kitabın en güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Kokusu. Bu koku heyecanlı bir kokudur. Öğrenme heyecanını içeren bir kokudur. Eğer bu güzel kokuyu almama gibi bir ısrarınız olursa size çok acırım.